Merhaba arkadaşlar. Buketle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına niyetlendim. Sizler gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse arkadaşlar, onunla alakalı olarak niyetlenin. Çok pozitif bütün enerjimizi gönderelim bakalım. Neler söylüyor fincanımız bana? Hep birlikte dinleyelim. dilimin döndüğünce ben rehberlik ediyor olacağım sizler için diyorum. Neyse halimiz o çıksın falımızda diyelim ve e, uyan sizin uyumayan evrenin olsun enerjisiyle dinleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi. Evet çok mu e, yüreğimizdeki sıkıntı büyük dedim ama e, oldukça e, enerjin böyle bir araba terse geriye geriye gidiyor Nasrettin Hoca hesabı. Ee, geçmiş hesaplaşmamızı bizim netleştirmemiz gereken bir dönemdeyiz diyor bu açılım bana. Ee, bir insan size haber gönderiyor. Ee, takılı kaldığınız bir konu var arkadaşlar burada. Hani yürekten ne kadar oturmuş dedim açıkçası önce orası dikkatimi çekti. Şimdi ee, Nasretin Hoca gibi ters binmişsiniz. Yani gidiş yönüne değil geçmişe bakıyorsunuz. Bir insan size net bir haber gönderiyor. Elinde bir çekiç gibi. Yeter dedi didindin. Yeter oraya takılı kaldığın. Yani e, ki bu bir, tabii ki de şimdi hesaplaşma olarak değerlendiriyorum. Siz artık kendi hayatınıza göre bunu e, niyetlenin arkadaşlar. Bol konuşma var. Ve bu konuşmalardan hiçbir aslında sizin istediğiniz cevapları vermeyen bir konuşma. Dolayısıyla kendinizi bir yalnız hissediyorsunuz. Ve... Dolayısıyla aslında geçmişteki olaydan çıkamıyorsunuz. Yani konuşmalar size yeterli gelmiyor. Bir insan özellikle böyle uzatmış çekiç gibi bir şey. Tut bak buradan dön o geriye der gibi sizin iyiliğiniz adına aslında burada şey yapıyor. Onu net söyleyebilirim. Bu kişi sizin orada durmanızı istemeyen bir kişi. Hayatınızda değer verdiğiniz bir insan diyebiliriz daha doğrusu aslında size çok değer veriyor ve sizin orada olmanız onu üzüyor e, tutunmak için bir dal alır, ararız ya bazen bir nevi o size dal olmak isteyen bir insan görüyorum konuşmalar çok yersiz çok insanın lafı var ama e, hatta özellikle iki kişi arasında kalıyorsunuz bir konuşma yapılıyor arkadaşlar şimdi iki kişi sizi sağlı almış e, sorsanız, görseniz, derseniz ki evet bana fayda sağlayacak. Ama bir bakıyorsunuz ki hayır sizin söyledikleriniz bana yeterli değil. Ve yine bugününüzde de arkadaşlar bakın. E, burada geçmiş olarak gördüğünüz son belki de bir aylık mücadeledir. Bu geçmiş olarak verdiğiniz mücadele ama e, tıkalı, tıkamış. Sizin düşünceniz olumsuz. Burada ne yapacağım ben? Nasıl bir adım atacağım dediğiniz bir noktadasınız. Şimdi bir insan gerçekten ama gerçekten çok ciddi yardımcı olmak istiyor size. Öncelikle bu konuda net yardımcı olmak isteyen dost diyebilirim bu insana ben ya. Yani hayatınızda iyi ki var dediğiniz bir insan aslında. Şimdi bununla alakalı olarak içinizi şişiriyorsunuz. Çok enteresan bir enerji alıyorum. Baktığım zaman hayatınızda çok büyük bir mücadele gerektirecek ama şunu yapın değil de içiniz şiş, içinize sinmiyor. Olanları sindirememekle alakalı gibi. Şimdi e, önümüzdeki deseniz ki bana e, Buket Hanım evet böyle bir durum var. Ben ne yapayım? Nasıl bir yol izleyeyim? Arkanızdaki ya daha doğrusu yanınızdaki insana güvenin öncelikle yalan atıyor değil. E, diğer çok konuşan insanlara çok takılı kalmayın derim. E, ve 15 gün kadar yani bugün ayın e, 10'u değil mi? 11'i neyse işte hani artık aralık aralık diyorum ocağın ilk <laughs> 10 gününü e, geride bırakıyoruz aynen öyle. Şimdi hmm, geri kalan 20 günlük sürecinizde hayatınızda çok bir şey değişecek mi deseniz bana hayırdır. Ama e, özellikle S, Ş harflerindeki bir insanla sizin bir konuşma yapacağınızı görüyorum gömülü kalmış bir anahtarınız var. Yani ezelden gelen tıkalı kılık, kılık bu. Evelden gelen bir anormallik. Yani siz oradaki işleyişin sistem anormal. Hani çalıştığınız iş yeri e, maaşınızı ayın gününde veriyordur. Ama yaptığınız işte anormallik var. Yani sizin o komple sistemi değiştirmenizle bağlantılı gibi düşünebilirsiniz. O yüzden tek başınıza tutumunuzu değiştirmeniz de çok bir şeyi değiştirmez. Orada topluca bir değişim söz konusu. O da ezelden geliyor. Şimdi bu o yüzden aile fertlerinin yaşadığı bir durum da olabilir. Şirketteki iş hayatınızla ilgili de olabilir. Ama yanınızdaki insana güvenin doğru telkinleri var, doğru tespitleri var. Ve sizi aslında bir nevi ayakta tutuyor diyebilirim. Yani daha doğrusu aslında sizi doğru yönlendirdiği için siz kendinizi güçlü hissediyorsunuz. Bakın şimdi kafanıza bakın kocaman bir yük var. Karşınızdaki insan da sizi bu alanda destekleyecek. Şimdi burada bir tane müzik sembolü görüyorum. E, um, melodi, nota. E, ki hemen altında bir anahtar var. Ezelden gelen. Şimdi siz istiyorsunuz ki ben Şubat ayında şu, şu, şu konularda e, bununla alakalı netlik kazanayım. E, S harfindeki insanla konuşmanızı net görüyorum. Sizin haricinizde siz, S vardır bilemem. Karşınızdaki bir insanda S vardır onu bilemem. Ama iki kişi diye bakarsak onun bu ikili haricinde aşağıda üç kişi daha var arkadaşlar. Şimdi beş kişisiniz olarak görünüyorsunuz. Şubat ayındaki mücadelenizle ilgili. Sadece ikinizin değil hani dedim ya sizin sisteme değiştirmeniz. Işte oraya bağlı beş kişi olarak çıkıyorsunuz. Bu üç kişi kendi hallerinde konuşan iki üç insan. Ama siz bu kafanıza çok büyütmüşsünüz. Şubat ayında ben o krediyi nasıl öderim dersiniz. Ben o parayı nasıl temin ederim dersiniz. Ben şirketten almam gereken e, düşünün ki e, bir 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 kazanç var teslim ettiniz. İşi alacaksınız o para sizin hakkınız. Ama nasıl alırım ya ben vermeyecekler. Yani gibi kafanızda büyüttüğünüz e, kafanızda hatta tıkandı dediğiniz e, bir e, ka, büyüttüğünüz parasal da bir yük ifadesi var. Ve dediğim gibi konu ezelden de gelmekte. Şimdi Şubat ayındaki hamleniz karşı taraf güzel tutacak söyleyeyim. İki kişi olarak görüyorum dediğiniz o ikinci dediğim o ikinci kişi ee, kesinlikle bu işte size yardımcı olacak bir kişi olarak değerlendirebilirsiniz. Konu giderek sakinleşecek ve siz daha basit şeylerle uğraşacaksınız. Düşünün. Bir insanın müdür olması demek daha büyük sorumluluk demek ama orada çalışan olması demek belki daha az maaş belki bir tık daha az getiri ama huzurlu bir ortam demek siz diyeceksiniz ki işte bugünün sonunda Şubat sonunda ben artık huzurlu olmak istiyorum gerekirse alın beni müdürlükten ya ben hani huzurlu olayım bu da şu anlama gelir ailesel olaysa da bu dersiniz ki bakın. Herkes kendi görevini bilsin, yapsın. Ben artık bu kadar sorumluluk altında kalmak istemiyorum. Bana bel bağlamayın. Benimle alakalı bir şeye netleştirmeyin. Ne diyelim ona? Yani neticede sizin burada hamleniz hatta insanlar şaşıracaklar. Ay bu adam, bu kadın bu parayı ya da bu yükün niye bu statüyü reddetsin ki diyecekler. Şaşkın bakan insanlar görüyorum. Şubat sonunda rahatlayacağınız bir süreçtesiniz. Bakın kollarınızı açmışsınız. E, bu illa da <laughs> şuradaki görseli görüyor musunuz? Bir insan böyle başını aşağı indirmiş. E, burada da bir görsel var daha da aşağı indiren. Siz ortadasınız. Bakın. Birisi gelecekte, birisi net geçmişte yapmış olduğu hatalarla alakalı boyun bükecekler size. Yani boyun bükmek demek özür dilemek, hatalarının ortaya çıkması, ayyuka çıkması. Sizin rahatlayacağınız görselleriniz var arkadaşlar. Şu Şubat'ı bir atlatın ama. Şubat'tan önce kredi çekmeyin derim. Şubat'tan önce işte borca girmeyin derim. Var olan borcunuzu Şubat'tan önce ödeyeceğiniz sözler vermeyin. Sizin hayatınızda tıkanıklık dediğiniz, yüreğinize yara yapan şey Şubat sonrası. Çünkü Mart ayında net bir insanın çok boynu bükük bir şekilde bakın arkasını senin yüzünden yaptım diye şöyle bayır yani baş aşağı duruyor ya o insan. Baş aşağı duruyor ve siz burada orada da dengeyi kuransınız. Size bağlı bir ikinci kişi, yanınızdaki kişi muhtemelen o. Yani sizi destekleyen, sizinle beraber dedim ya hani iyi ki var dediniz bir insan o. E, o kişi de sizin yolunuzda ve yardımcınızdır diye biliyorum net bir şekilde. Önünüz açık. E, şu yüreğinize e, hani şunu böyle açarken be eyvah dedim. Yani acaba bu insanın e, derdi yüreğe oturmuş her şeyden önce. Ama e, sıkıntınız arkadaşlar gerçekten ya sabır diyebilirsiniz. Ya sabır diyeceksiniz. Diyorsunuz bunu yani. Şimdi şöyle akmaya da devam eden bir sıkıntı. Dedim ya ezelden bu evelden yani sizin hemen e, bir kalem diyemem ama şubata aşın derim. Ş şey harfi yine çıktı karşımıza. Bu şey harfi insan siz misiniz karşınızdakini mi? bilemedim ama e, net bir yardımı da dokunacak. Bu şey harfi günden sonsuzluk ifadesi var. Çok net bir şekilde sonsuzluk ifadesi var. Fincanınızın baktığımız zaman arkadaşlar ailedeki zaten timsah gibi çıkmış burada. Kocaman sırtını almış. Ortadaki anahtarımız net çıkmış. Yani sizin 1, 2, 3 kişi desek burada net bir denge sağlanılacak ama özellikle şurada kalan. Bence 5 kişi olarak da çıkmışsınız burada. Aile içerisindeki de 5 kişi olabilirsiniz söyleyeyim. At gibi bir şeye bilmişsiniz. Nasıl altınızda biri kalmış e, gidiyorsunuz. E, özgür kalmak istiyorum. Kuşlar gibi uçmak istiyorum. Kelebek kanatlarımı çırpmak istiyorum. Yüzde yüz performansımı sergilemek istiyorum. Ben işimde huzurlu olmak istiyorum dediğiniz bir alanınız var. Ve bunu da özellikle arkadaşlar sizin e, Mart itibariyle çok net e, iş hayatınıza karşı şılığını da alırsınız. Yani size dönüşler de çok güzel olur. Sonsuzluk ifadesi de bu arada aile ile ilgili olarak görünüyor. Tıkanmışlık var. <laughs> bu tıkanmışlık arkadaşlar şöyle akacak da zaten burası. Tamamen bir şeylerin üst üste gelmesi ezelden devam etmesiyle alakalı sıkılmanızdan kaynaklanıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok özür dilerim. Rahatsızlığımız. Aile boyu devam etmekte şaşırmıyorum inanın. Arada öksürmek zorunda kaldığım için beni affedin. Şimdi e, burada bir çift bir çift bir böyle bir de şöyle karşısında bir gruba zeytin dalı uzatan biri var. Aile fertlerinizden yaşanılan yanlışlıklar olabilir. Maddi süreçlerle bağlantılı olabilir. Şunu bilin arkadaşlar. Burada bir halka var. Bu bir evlilikle alakalı. Bu halkanın Zeytin dalı uzatıyor biri taraf bir tarafa. <laughs> Ve bu tam olarak çiftleri ikiye bölebilecek, kararsızlıklar yaşatabilecek bir şey. Barış sağlanır. Siz ama ailesiyle, tarafların ailesiyle ama üst üste geldiği için yanlış anlaşılmalara sebebiyet verilmiştir. Ya da hayatınıza yeni birinin girdiğini düşünelim. Siz burada ee, net bir şekilde arkadaşlar Zeytin barış ilan edilir. E, birlikte birliktelik devam eder. E, beraberliğinizle ilgili e, netlikler kazanırsınız. Benim buradan anladığım tek şey şu. Devam edecek bir ilişki içerisinde olacaksınız. Yanlış anlaşılmaların olduğu dönemlerin sonuna gelinmiş. Bir taraf bir tarafa kırdıysa da barış sağlanır. Siz şubatı atlattıktan sonra Maddi anlamda önünüz daha net rahat görebileceksiniz. Çok net ata binmiş gibi gidiyorsunuz ve kelebek kanatlarınız sırtınızda. Önünüz açık. 1 2 3 kişinin net e, kafa kafeye konuştuğu, 2 kişinin de arada kaldığı, ailesel bir konuda dinozor gibi sırtında yaşlanmış, yükü çok, sıkıntısı var ama sonu açık. Siz bu sıkıntıyı aşarsanız hani Allah kalıcı dert vermesin deriz ya. Şu anki sıkıntınızı bilmiyorum. Her birimizin bambaşka. Şubat'tan sonra nefes alacaksınız. Ailesel olayları da zamana vereceksiniz, bırakacaksanız bile. Ee, ki dışarıdan bu arada çok şey. <laughs> Dışarıdaki insanlar sizin hayatınızda her şeyi yolunda görüyor mutlu o insan iyi para kazanıyor yakışıklı da vallahi eşi de güzel işte çok güzel bir kadın eşi de yakışıklı çoluk çocuğu da okuttular mis gibi vallahi diyorlar bu sizin dışarıya kurduğunuz insanların aslında güven duvarınız var ee, bu duvarı aşan insanlar sizin dostunuz olurlar aşamayanlar dışarıda sizi hala sizden çok haberdar olmazlar yani dış görünüşünüz dışarıdan duruşunuz her şey yolunda olarak görünüyor. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim diyen de olabilirsiniz elbette ki ama e, net şöyle bir şey söylemek isterim size e, kalıcı dertleriniz yok. Şubat sonrası bir, bir tık daha rahatım dediğiniz hayatınızı yönettiğiniz bir sürece gireceksiniz. Zamana bırakacaksınız en az iki ay sonrası çok çok daha Ocak, Şubat diye bakıyorum tabii olaya ama Rahatladığınız, siz de göreceksiniz. Güzel gönlünüzden geçirdiğiniz her şey sizin olsun. bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tabii ki de sabah ayrı, akşam ayrı iki ayrı bakımda karşınızda oluyorum. Ve e, her zaman söylüyorum, insanın ağzından çıkan kelime gerçekten söz büyüğü. E, enerjinizi yüksek tutun. Bugünkü sıkıntınızı ne olduğunu bilmiyorum ama. Dermanı tez gelsin... Bazı şerleri biz... Hayırları görebilmek için de... Yaşayacağımızı bildiğimden... Bekleyin diyorum... Umudunuzu yitirmeyin diyorum... Herkes kalbine göre yaşasın diyorum... Size yapılan kötülükler vardır... Mutlaka canınızı yakan kişiler... Bugün onun yüzünden buradayım... Dediğiniz noktalardasınızdır... Ama ilahi adalet öyle güçlü çalışıyor ki arkadaşlar... Gerçekten er geç tecelli ediyor... Dolayısıyla... Siz ilahi adaleti teslim edin... Kim ne yaşattıysa yaşamadan göçmeyecek. Buna inancınız tam olsun. İşte tam bu noktada söz büyüdür. Ağzınızdan çıkartacağınız kelimelerin ayağınıza dolanmasına müsaade etmeyin diyorum. Güzel gönlünüzün karşılığını hemen alın. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yediği güzel bir e, ömür diliyorum herkese gerçekten öyle. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki açılma kadar başta sağlıklı kalın. Hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.